Cumhuriyet rejimiyle bir probleminiz var mı? İnsanlar size sürekli Mustafa Kemal Atatürk'e düşman gözüyle bakıyorlar. Evet. Siz Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız? Bazı tarikat yurtlarında yani çocuklara kötü davranıldığı da oluyor abi. Hocam İnsanlar var var hocam oluyor. Girdim ben gördüm. Bazı hocalar YouTube üzerinden İslam dinini anlatarak, İslam'ın farzlarını ve vecibelerini anlatarak para kazanıyorlar. Buna da tüccarlık olarak bakıyor toplumun bir kesimi. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu bir tüccarlık mıdır? Din tüccarlığı mıdır? Aynalar sadece makyaj yapmak için değildir. İnsanların kendisiyle yüzleşmesi içindir birazcık da. Evet. Sen o cenaze görüntülerinden sonra, Ahutuba'nın cenazesindeki görüntülerden sonra o görüntülere tekrar baktın mı? O yüzleşmeyi yaptın mı? Şu ahir zamanda evliya ile şarlatanı biz birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Kendi içinizdeki bu sahtekarlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Çünkü bu tür bir sahtekarlar insanı dinden de soğutuyor. Adnan Oktar da kimilerine göre hoca. Kimilerine göre. Sana göre değil, bana göre değil ama kimilerine göre hoca. İşte bu tip hocalar İslam dinine, Müslümanlığa zarar vermiyor mu? Ya sence? Hocam tabii ki veriyor. Birkaç tane sapı. Yani o çocuklara uyguladıkları o vahşet hepimizin kanını dondurdu. Gerçekten kanını dondurdu. Sen o noktaya hangi perspektiften bakıyorsun? Bütün tamam. Sorularım hatta bazıları biraz uç noktalarda gezdi evet. Ama bunları sormam gerekiyordu. Halkın merak ettiklerini, kamuoyunun merak ettiklerini sorgulamam gerekiyor.